Peki hocam, kansızlık rahatsızlığında neler yapılmalı? Günümüzde bu çok mümkündür, kansızlık. Evet, asıl. İnsanlar neden kansızdır? Evet. Kansızlığın birçok sebebi var. Bunlardan biri gastrit, ülser, pangastrit. Yani midede çok basit gibi algılanan gastrit tedavi edilmezse ülsere, ülser de pangastrite dönüşür. Bütün mideyi iltihap kaplarsa ne olur? Mide asit salgılıyor, protein salgılıyor, pepsin vesaire vesaire. Bir de intrinsic faktör salgılıyor. İntrinsic faktör bir anahtardır. Ne işe yarar bu anahtar? Besinlerdeki vitamin, mineral, enzimin emilimini sağlar. İntrinsic faktör olmadığı zaman yersiniz ama yediğiniz şeyler bağırsaklar tarafından emilemez, absorbe edemez. Yersiniz, kaybedersiniz yediklerinizi. İntrinsic faktör yetersizliği kansızlıktan ölüme dahi götürür kişi. Yani midesindeki problem kişinin kansızlıktan ölümüne bile sebep olabilir. Hı. Çok çok tehlikeli. Midesinde rahatsız olan kişi hemen tedavi olması gerekir. Mide rahatsızlığı olanlar için tonik kullandığı zaman kişi 6 haftada en ağır gastrit, ülser, reflü, pangastrit ortadan kalkar. 6 haftada tedavileri mümkün oluyor mide aslında. Tabii tabii. Çok kolay. Elhamdülillah. Problem değil. Hı hı. Tonik, limon suyu, sirke. Pardon, bunda limon suyu yok. bunda lahana suyu. Evet. Lahana suyu. Limon suyumuz burada hocam. Limon suyu orada. Kırmızı lahana, beyaz lahana, üzüm sirkesi, maydanoz, ada çayı, at kuyruğu otu, zerdeçal, zencefil, sinirot vesaire içerir. Mideyi bu lahana mide, suyuyla bir ay, bir buçuk ay, en kötü ettik. İhtimal iki ay geçmez. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde Profesör Doktor Çeney, Profesör Doktor Vesler, Profesör Doktor Miller klinik araştırması yapmışlar. İnsanları tedavi etmişler. Kansızlığın bir diğer sebebi bağırsaklara kişi kimyası ilaç kullanıyorsa yoğun şekilde. Bazıları ömür boyu çeşit çeşit haplar alıyorlar. Tansiyonda, kolesterolde, diyabetli vesaire vesaire. Bu kimyasal ilaçlar ne yapıyor? Bağırsaklardaki faydalı bakteri yok ediyor. Faydalı bakteriler vitamin üretir. Zararlı bakteri ve mantarlar toksik madde üretir. Toksik maddeler bağırsakları yakar. Emilerek karaciğere gelen toksik maddeler karaciğer arıtmaya çalışır. Arıtamazsa ne yapar? Toksik madde kanda dolaşır. Karaciğer zamanla yorulur, yağlanır. Görevini yapamaz hale, kan yapamaz hale gelir. Yani aslında kansızlığın %60, %70'i bağırsaktaki problemlerden kaynaklanır. Sonra karaciğerdeki problemlerden, sonra midedeki problemlerden kaynaklanır. Nadiren bazı insanlar hemoroid nedeniyle yoğun kanama, bu da sürekli tedavi edilmezse kansızlığa sebep olur. Ülseratif kolit nedeniyle kanama olur, bu da kansızlığa sebep olur. Bazı bayanlar sürekli yoğun adet görürler veya miyomu vardır, sürekli kanaması olur. Yani iç kanama olur, farkına varmaz. Bu gibi durumlarda rahatsız ne olduğunu bilirsek tedavisi mümkündür. Şimdi kanda dolaşan lökositler yani akyuvarlar, alyuvarlar ve trombozitler var. Akyuvarlar T hücresi, B hücresi, makrofaj gibi çeşit çeşit alt elementleri var. Bağışıklık sisteminin alt elementleri, bakteri, virüs ve mantarlar yok edici. Alyuvarlar oksijen alır hücrelere akciğerden, hemoglobin. Hücrelere oksijen taşır, hücrede karbondioksidi alır, akciğere taşır. Yani evet. Nakliye işi yapar. Peki bunu nasıl tedavi ediyoruz hocam kansızlığı? Tekrarlayalım. Ha dur bir dakika, şurada önemli bir bağlantı kopmasın. Neden evet. için diyecek olursan. Hemoglobin oksijeni aldı akciğerden, hücreye taşıdı, hücredeki karbondioksidi aldı, akciğere taşıdı. Nakliye işi yaparken kişi sigara içiyorsa, sigaranın içerisindeki karbon monoksit bu hemoglobindeki oksijeni 1000 kat daha büyük güçle kendine çeker, emer. Yani sigara içende kansızlık olur. Evet. Sürekli sigara içenin yavaş yavaş duyma zafiyeti, görme zafiyeti ve cinsel zafiyetsizlik başlar. Beyin yavaş yavaş gider sigara içende, gri hücreler ölür. Çünkü biz oksijen yetersizliği. Farkına varmıyor. Yaşıyor, yaşıyor. Tamam. Sigara içiyorsa, sigara içen insanla içme arasında %20 en az yaşam kalitesi farkı vardır. Evet hocam. Beyin hücreleri sigara içen de yavaş yavaş ölür. Farkına varmaz tabii o. Hemen ölmüyor. Hı hı. Sigara ne kadar çok içerse o kadar yavaş yavaş ölüyor. Farkına varmıyor. Yavaş yavaş gidiyor. Hı. Alkol yine aynı şekilde tehlikeli çünkü karaciğere geliyor. Karaciğeri arıtmak için B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit harcıyor. Aşırı vitamin harcadığı için kan nasıl yapılacak?
B6 vitamini gerekir, B12 vitamini gerekir, efendim C vitamini gerekir. Olmazsa neyle kan yapacaksın? Kansızlığı sebebi sigara, alkol, yanlış beslenme. Ve bağırsaklara aşırı kimyasal ilaç kullanmaktan dolayı mantar yerleşmesi. Bu problemleri aşamadığı zaman kişi kansızlık problemi ortaya çıkar ve tehlikelidir. Asla alkol içmemek gerekir. Asla sigara kullanmamak gerekir. Ve kimyasal ilaç, özellikle antibiyotik kullanmamak gerekir. Abur cubur yememek, doğal beslenmek gerekir. Yani kansızlığın birçok sebebi var. Kansızlığa karşı dünyada en etkili, en güzel şey nedir? Spirulina. Ama Evet. midede problem varsa tedavi edeceksiniz. Bağırsakta problem varsa tedavi edeceksiniz. Karaciğerde problem varsa tedavi edeceksiniz. Sigara, alkol kullanırsa bırakacak. Yani spirulina kansızlığa karşı dünyada en güzel, en etkili. Çünkü spirulina'da 2000 çeşit enzim var. 94 çeşit mineral var. B1, B2, B3, B6, B12, K vitamini, A vitamini, E vitamini var. Esansiyel ve esansiyel olmayan amino asitler var. Omega 3, 6, 9 balık yağındaki olan omega yağları var. Uzaya giden astronotlar uzaya tencere, tabak, mutfak taşımadılar. Elma, armut da götürmediler. Makarna yapmadılar orada. Ne götürdüler? Spirulina tableti götürdüler. Bir, Evet. su götürdüler. İki, Evet. bir insan 40 gün, 50 gün sadece spirulina ve suyla yaşayabilir. Kesinlikle hocam. Evet, kansızlıkta spirulina gıza takviyesini Spirulina. Ama diğer kullanacaklar. rahatsızlıkları tedavi etmek Tabii gerekir. ilk önce Başka neleri var? mide ve bağırsakları tedavi Midede, edecekler. bağırsakta, karaciğerde, kadın hastalıkları, hemoroid, ülseratif Evet. kolit sebebini bilmek lazım. Sebebini ortadan kaldırmak gerekir. Bir, Evet. Onları doğru tedavi beslenmek ettikten sonra. gerekir. Sigara, alkol tehlikelidir. Evet Bunlar hocam.